Yasa teklifi geçerse eğer vatandaşları ne gibi sıkıntılar bekliyor savunma hakkını kullanma açısından? Yani işte başından sonuna kadar anlatıyoruz. Biz insan hakları mücadelesi yapıyoruz. Mücadele yapan olmaz. Biz işkenceyle mücadele ediyoruz. İşkenceyle mücadele eden olmaz. Kadına karşı şiddette kadının yanında kimse yer almaz. İstismara uğrayan çocukla ilgili kimse bir şey yapmaz. Çevre katliamı yapanların yanına kerk alır bütün yaptıkları. Zaten yaptırmak istedikleri bu. Sarı baro kurmak istiyorlar. Bütün bunları yapabileceklerini söyleyen bir baro oluşsun istiyorlar. Avukatların fişlenme gibi bir algılar var, söylentiler var. Kuşkusuz bu da doğacaktır. Yani sarı baro kurarsa o sarı baroya girmiş olan kimsenin aslında belki de hiç de öyle olmadığı halde fişlenmesi gibi bir gerçeklik ortaya çıkacak. Anayasanın 25. maddesi çok açıkça kimsenin kendi düşüncesini açıklamaya zorlanamayacağını söylüyor. Ama zorlayan bir düzenle karşı karşıya kalacağız. Bak bu teklifin akılla ilgisi yok. Bana hukuki değerlendirme yaptırmayın. Bu hukuki değerlendirme boş bir değerlendirme. Bu teklifin akılla falan ilgisi yok. Bu bir inat teklifi. Buna AKP'liler bile inanmıyor. Yürekten inanıyorum. Ben konuştuklarımı da söylüyorum. Bu teklife AKP'liler bile inanmıyor. Tüm demokratik yolları deneyeceğiz dediniz. Bundan sonraki süreç ne olur? Şimdi bugün arkadaşlarla toplantı yapıyoruz. Şu anda da başladı Ankara'da toplantı. Ben de bir süre sonra katılacağım. Ona göre değerlendireceğiz. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çok teşekkürler. Başkanımızın arkasındayız. Başka partilerimiz. Suçsuz tek başına.